Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kaza işinde herkese selam. Samsung J7 Pro desen kilidi var. Desen kilidi nasıl kırılıyor onu sizinle paylaşacağım. Desen kilidi kırmak için evvela cihazı kapatmamız gerekiyor. Cihazı kapatmadan önce şarjınızı %50'nin üzerinde olması gerekiyor. Neden %50'nin üzerinde olması gerekiyor? Eğer batarya durumu bozuksa cihazınız askıda kalabilir. Askıda kaldığı zaman da cihazın bozulmaya sebebiyet veriyor. Bilginiz olsun. Evet, şu anda şarjımız %76 arkadaşlar. Evet, telefonu kapatıyorum. Kapatmadan önce bir taktik daha göstermek istiyorum. Şimdi kapat dediğim zaman gene desen ya da şifre ister. Evet, gördüğünüz gibi desen ya da şifre çizin diyor. Peki bu durumda cihazınız olduğu zaman ne yapmamız gerekiyor? Cihazı yeniden başlat diyeceğiz. Yeniden başlat dediği zaman cihaz kapanır. Açılmadan önce kapanır kapanmaz power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu basılı tutarak biraz bekletiyorsunuz. Evet, power tuşu, home tuşu ve ses artı tuşu basılı tutuyoruz. 9'a kadar sayarak elinizi serbest bırakıyorsunuz. Evet, sistem güncellemesi yükleniyor. Biraz beklemeniz gerekiyor. Bu aşamada evet, birinci aşama robot sistemine eve geliyor. Vipa Data Factory Reset'e getiriyoruz. Bu beşinci seçenekten. Hemen power tuşuyla onaylıyoruz. İkinci aşamada Yes'e getirerek tekrar power tuşuyla onaylıyoruz. Evet, bir aşama kaldı. Onda robot sistemini ödediğimiz zaman power tuşu biraz sert basıyor. Evet, bu durumda desen kilidi kırmış bulunmaktayız. Biraz bekleyelim. Kim diyor ki İzzet Bey benim telefonumu formatladım. Formatladıktan sonra Samsung yazısından kalıyor. Evet, bu aşamada biraz bekleyebilir. Hani 5 ile 10-15 dakika içerisinde değişebiliyor. Cihazdan cihaza değişkenlik gösterebilir. Biraz bekliyoruz. Dediğim gibi format atmadan önce şarjınız %50'nin üzerinde olması gerekiyor. Eğer batarya durumu bozuk ise, şarjınız gitmiyorsa şarja takarak, şarj cihazı bağlayarak işlem yapmanızı tavsiye ediyorum. Peki benim şarjım %50'nin altında olursa ne olur? Eğer batarya durumu iyi değilse cihazınız askıda kalabilir ve yazıda kalabilir. Cihazın bozulmaya sebebiyet veriyor. Bilginiz olsun. Evet, şu anda içindeki deseni kırmış bulunmaktayız. Ve cihaz açılıyor. Evet, şu anda cihazın açılmasını bekliyoruz.
Evet, cihazımız uygulamalar yükleniyor. Kendi orijinal uygulamalar yükleniyor. Mevcut uygulamalar. Evet, desen kilidi kırmış bulunmaktayız. Bu cihaz yurt dışı bir cihaz, zaten açıldığı zaman direkt yabancı bir yazılı açıldı. İspanya'da gelen bir cihazımız. Evet, bu eğer ki Türkiye cihazı olmuş olsaydı direkt Türkçe yazısıyla açılacaktı. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.